Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Python kullanarak Moonbase testnetinde bir sürü işlem yapacağız. Şimdi önemli olan nokta şu. Sadece Jupyter Notebook yani Google Colab üzerinden Jupyter Notebook kullanarak işlemlerimizi yapacağız. Onun dışında normalde hiçbir yere gitmemize gerek yok. Sadece hani buradaki testnet şeyi var ya, testnet cüzdanı. O testnet cüzdanına dışarıda bir musluktan token alınması lazım. Belki o bile buradan yapılıyordur. Sadece bu eğitimde onun dokümantasyonu yoktu. Aklıma gelmedi yazmak. Ona da bakılabilir. Sadece dışarıdan bir token göndereceğiz oluşturduğumuz cüzdana. Sonra yine Python üzerinden cüzdandan transfer yapacağız. Şimdi daha netleşir. Şimdi iki tane kütüphane kullanıyoruz. Biri Substrate Interface. Substrate biliyorsunuz Polkadot ekosisteminin hamuru. Yani herkes Substrate'i kullanarak blok zincirlerini geliştiriyor. Blok zincirlerini, Gavin Wood buna işte Blockchain'in Linux'u diyor. Paketleri işte böyle üst üste koyarak düşünün. Bir mimari oluşturacağız, bir standart oluşturacağız. İşte biz şu anda standart oluşumunun karın sancılarını çekiyoruz. 90'larda da WWW oluşana kadar böyle şeyler vardı, sorunlar vardı. Protokol, hem protokol tarafı hem HTML gibi standartlar oluşana kadar vardı diyor. Şimdi onun için burada Substrate'i kullanıyoruz. Bu hamuru birincisi. Dolayısıyla burada öğrendiklerinizi diğer Polkadot ekosistemindeki projelerde de küçük farklarla kullanabilirsiniz. Bunu kullanıyoruz. İkincisi de Memonic. Memonic de şey, bize burada anımsatıcı üretmek gerekiyor ya, hani yeni bir cüzdan üreteceğiz. O yeni cüzdan için bir tohum cümle lazım. Tohum cümleye şöyle demiş kurulumda, dokümantasyonda. İşte gidin MetaMask kurun veya Ledger falan. Oralarda oluşturun. Ben de dedim ki hiç ona gerek yok. Direkt Python içerisinden yapalım. Nasıl yapılıyor? Bu Memonic diye bir şey var, kütüphane. Bunu da Tracer cüzdanı geliştirmiş herhalde. Burada yazmıyor. Tracer cüzdanı geliştirmek. Buradan oluşturacağız. İki tane kütüphane. Bir Substrate, bir de Memory. Ben bunları kurdum. Yani normalde kur deyince işte burada kurulum geliyor. Ben de zaten kurulu diyor. Burada da. Pardon. Kurdum. İçe aktardım. Bunu da aynı şekilde içe aktarıyorum. Kurulu. Şimdi hatta şuradan içe aktarmaları da şurada yapalım. Derli toplu olsun. Kütüphaneleri içe aktardık. Yukarıdan. İlk önce kurduk, sonra içe aktardık. Şimdi ilk olarak cüzdanı oluşturalım. Yani şunu da diyebilirsiniz. MNMO hatırlatıcı demek. Mesela buraya Türkçe karakter olmasın. Hatırlatıcı. Hatırlatıcıyı oluştur. 256. Buradaki işte onun şifrelenme güç zorluğuna göre kelimeler diyelim. Kelimelerimizi de yazdırsın. Yani ilk önce İngilizce olarak oluşturuyoruz. 256 zorluğuna yazdırıyor. Hatta bir Türkçeyi deneyeyim bakalım. Türkçe'de hata veriyor. Bu kütüphaneye entegre etmemişler. Bazı diller var. Bakın her yenilediğimde yeni bir tane oluşturuyor. Görüyor musunuz? Miss True değil. Science diyor. Rural Dinosaur diyor. Bu bir Papi'dir be. Papi. Şimdi bu bizim cüzdanımız. Cüzdanı oluşturduk. Şimdi bu cüzdanın içerisinde gerçekten şey bu tohum cümleden nasıl bir cüzdana sahip olacağız? Hemen bakalım. Aslında bunun içinde şunu kullanıyoruz. Substrate interface'inden kPair ve kPair type isimli kütüphaneleri alıyoruz. Orada iki tane yol sunuyor. Diyor ki ya private key'den ya da anımsatıcı cümleden cüzdan adresini oluşturabilirim. Şu an cüzdan adresi oluşturacağız. Ben private key'den değil de Memonic'ten, yani anımsatıcıdan oluşturacağım. Önce anımsatıcımı giriyorum. Hani buraya. Hatta şuraya işte cümlem diye diyebilirim. Sonra bu cümlemi getiriyorum. Adres diyelim buna. Adres diyorum. kPair create from mnemonic. Şu fonksiyon. Bunu elimiz. Cümlem. Burada da et CSA dediği de eliptik eğri imza algoritmasının türünü belirtiyoruz. Başka türler de var demek ki. İşte incelemek lazım kütüphane.
Şimdi adresimi oluşturdu. Aynı MetaMask adresi gibi heksadesimal adresimi oluşturdu. Ne 0xcad falan. Şimdi bu adresi oluşturdu. Bu adresin içinde bir şey var mı? Buna bakalım. Önce bir tane WebSocket Provider yapıyoruz. WebSocket bu API Moonbeam Network kullanıyor. Yani bu arada kaydı başlattım değil mi? API kullanıyor. Bu resmi Moonbase'in WebSocket'i. Tamam. Sonra method list falan var. Bunlara gerek yok. Şu an onları almıyoruz aslında. Sadece şu kısımla ilgileniyoruz biz. Hatta şöyle kapatayım. Kafanız karışmasın. Okul kapatma Python'da neydi? Bu aralar ben Rust, C ve Java ile uğraşıyorum. Python'a geri dönünce bir unuttum. Account info işte diyoruz ki bu WebSocket Provider'ın bir tane sorgu fonksiyonu var. Bunu da işte parametre olarak modülüne sistem, storage function'a account ve parametre olarak account'a da bunu girmişiz. Biz şimdi yeni adresimizi girelim. Bak yeni adresi girdim. Sadece bunu yazdırıyorum print. Şurada print account value diyorum. Ha, bu bir JSON. Bunu normalde dokümantasyonda iki tane sadece alt değerini yazdırmış. Ben hepsini görün diye hepsini yazdırıyorum. Yani sadece bakiyeyi yazdırmış. Ama bakiyenin içerisinde aslında şeyler de oluyor işte. Reserved, dondurulmuş, dondurulmuş. Biz aslında free'ye bakıyoruz. Yani burada data free alt alanını bize veriyor dokümantasyon. Ben hepsini görün istedim. Şimdi sıfır. Zaten yeni oluşturduk sıfır. Tamam. Yeni oluşturduk. Şimdi bu yeni oluşturduğumuz cüzdan biz şunu istiyoruz. Python üzerinden ben mesela birine para göndereceğim. Açacağım Jupyter Notebook'u cüzdanımdan. Buradan para göndereceğim birine. Hiçbir yere girmeme gerek yok. Bunu sadece. Ama cüzdanımdan önce para olması lazım. Bunu da geliştirici jetonu normalde musluktan da alabiliriz ama gerçek senaryolarda zaten musluk yok. Dışarıdan gelmesi lazım o cüzdanı. Şimdi bu cüzdana biz bir yerden para alacağız. Ya bir cüzdan adresinden yapacağız. Moonbase Tools diyelim. Ya da cüzdandan alacağız. Cüzdandan alalım. Bakalım atacak. Hem cüzdandan alıp hem şeyden de alabiliriz de. 1.1 geliştirici jetonu attı. Aslında 1.1 atmasının sebebi de herhalde bu denemelerde bir jeton gönderiliyor ya. Genelde bir jeton gönderilince bir de masrafla beraber sorun olmasın diye. Şimdi neredeyiz? Şuradayız, değil mi? Pardon. Buradayız. Evet. Şuradayız. 0 0 0 çıktı. Şimdi yenileyince 1.1 demesi lazım. Hala 0 diyor. Biraz geç gelebilir. Evet. Blok yazılıyor. Bekleyelim ki karışmasın. Çünkü bir de cüzdandan atacağım ikisinde görünüyor ama. Bakın şu anda blok yazılıyor. Yine düğümler bloğu yazıyor. Bekleyelim. Yazdı. İki blok confirmation. Hatta girelim için. Neyse hiç kurcalamayalım. Bu video sadece Python'da olsun. Dağılmayalım. Şimdi yenileyelim. Bakın burada bu. Şurada 18 tane sıfır var. 17 tane sıfır var. Da bunu Google'a yazınca şey yapıyor. Aklınızda olsun. Sıfır sayısını da size gösteriyor. Bu 18-19 karışırsa şunu sıfır yapınca kentiliyor. 19 tane diyor. Tamam. Resource. Bunlar sıfır. Şu an bakiyemiz var. 1.1 var. Hadi bu cüzdanın içine bir de buradan atalım ama önce bunun adresini tekrar alalım. Benim MetaMask'tan atalım. Maksat görmüş olalım. Bir tane de buradan atalım. Hadi çok atmayayım da bitiyor. Tamam. Şey kısmı önemli. Bu cüzdanın içerisine hatta onu da şöyle yapalım. Hiç Python'dan çıkmayalım. Bir tane daha cüzdan oluşturalım. Bir tane daha cüzdan oluşturacağım. Artık içeride döndüreceğim.
256 zorluğunda bir tane daha cüzdan oluşturuyorum. Ben şimdi kapatalım, karışmazsın. Ha, bu da yeni cüzdanım. Birincisi 0xCAD diye başlıyor, değil mi? Çift tırnak olmasın. Tamam, burada niye cümle 2? Tabii. Evet. Tamam. Cümle no alt çizgi 2 yaptık. Private key from memory'den. Evet, bu direkt buradan yapalım. Adres 2 diyelim. Cümlem 2'den bir tane daha bana adres var. Cümlem adres 2. Hata almak bu işin şanından. Rastla uğraştığım için hata çok normal bir şey. Adresi, yeni adresimiz de bu. Tamam. Şimdi bu yeni adresin bakiyesine bakacağım ben. US provider'ım aynı zaten. Onu değiştirmeye gerek yok. Ha, şu an aklıma geldi. Bu da o yüzden kodunu yazıyorum. Yine bizim parametrelerimiz ne? Modülümüz sistem olacak. Bunlar da değişiklik yok. Storage fonksiyon. Account olacak. Params ne diye. Bir parametre gireceğim zaten. Cüzdan parametremi girdim. Parantezimi kapattım. Account info 2 dedim. Print. Account info 2. Yok yaşamam var ya. Tamam. Şimdi ha bak burada attım ya 0,5, o da gelmiş 1,6 olmuş. Şimdi birinci cüzdanım burada. İkinci cüzdanım burada. Ben bir cüzdandan diğerine transfer yapacağım şimdi. Şimdi buralarda bir daha tanımlıyor da bunlara hiç girmeyeceğim. Bunları bir kapatalım. Zaten biz cüzdanlarımızı oluşturduk. Bunlara gerek yok. Evet, burada dikkat et. On gerekiyor. Ha, şimdi diyor ki tamam. Şuradaki şeye parametre olarak KPI'yi atıyor. Hangi cüzdandan göndereceğim? Bu cüzdandan göndereceğim. O cüzdana da aslında biz adres demiştik, değil mi? Başta. Adres. Adres. Demiştik. Adres. Çağıracak bu fonksiyon. Zaten şurada bir fonksiyon var. Bu fonksiyon diyor ki bir bakiye transferi yap şu adrese. Bu da bir developer jetonu demek. Bir developer jetonu yolla. Ne hangi adrese yollayacağız biz? İkinci adresimize yollayacağız. Şu print adresi 2'yi alalım. İkinci adrese yollayacağız. Zaten bu belli. Önemli olan bunu nasıl çağıracağımız. Keypair'imiz ne olacak? Şimdi bir kontrol ediyorum. Bir yes fonksiyonu yazdık. Atacağımız şey sorguyu attık ve bir hata yakalama koymuşlar. Hata verebilir. Şu an transaction gerçekleşecek olabilir. Ya hata fırlatacak ya da diyecek ki şu bloğun içerisine yazdık diyecek. Bakalım. Evet. Yaptım dedi.
Yapıp yapmadığını anlamak için bakiyeleri kontrol etmemiz lazım. Hemen edelim ama ilk başta hata şey, bakiyeler değişmiyor olabilir. Çünkü blok zincire yazmıyordu Explorer'a ama burada çıkabilir. Evet yazdı bakın. Bakın burada artık bir tane var. Burada da birazcık da işlem ücreti almış. Bu kadar kalmış. Şimdi ters yollayacağım. Bir de ondan ona yollayayım. Diyorum ki bunu adres 2 için çağır. Göndereceğin cüzdan da şu olsun diyorum. Tekrar. Adresi alayım da. Zaten KPR aynı. Adres değişmez. Bir dakika. Adres. Bu adresi tekrar geri göndereceğim şimdi onu. Gelen tokenları. Adres 2. Adres 2 fonksiyonu çağırıyor. İçerisindeki fonksiyonda da parametre olarak şuraya gönder diyor ama onun bakiyesi o kadar var mı? Onun bakiyesi onunla sıkıntı yapabilir. O yüzden 0,1 değil. Bu arada ilginç. Şu an Explorer var ya hemen gitmiyor gösterim. Buradan daha iyi görüyorsunuz yani işte onları. Bu ara bir WhatsApp grubuna bir virüs atmış biri onun mesajını sildim. Şimdi evet blok yazıldı. Hemen kontrol edelim. Şimdi burada 1 sıfırla başlıyor. Burada 5,99'la başlıyor. Bakın anında görüyoruz değişimi ama şunu getirip yazsanız direkt Explorer'da çıkmıyor haberiniz olsun. Yani burada adım adım ne yaptık? Önce Substrate Interface ile memory'e ekledik. İki tane cüzdan oluşturduk. Cüzdanlardan, anımsatıcılardan adres oluşturduk. Adreslerden de WebSocket kullanarak önce bakiye kontrolü yaptık. Ardından bu adresleri önce musluktan bir jeton aldık. Sonra adresler arası sürekli bir token transferi yaptık. Bir de bonus bir şey yapalım. Bakın buradan da can't get bu info diyor. Buradan da en çok bakiyesi olan hesaplara ulaşabiliyorsunuz. Şurada. Şunlar ya. Bunu hemen bir ben panda satayım. Evet. Yüksek lisansta ömrümü yemiştim. Şimdi buradaki can't get pull info var ya bunu bir şeye dönüştürüyoruz. Veri tablosuna. Tablo print tablo diye böyle görünmüyor ya rahat görün. Şuna bakalım. Şimdi mesela burada diyor ki bu cüzdanın bu kadar bakiyesi var. Bakın böyle. Burada gösteriyor. Araya niye bu gelmiş? Orada bir hata olabilir. Şey yapalım. Şuradan bakalım. Check edelim. Blockchain Top Accounts. Bakın 4850 4 milyon 8 4 milyar mı bu? 4 milyon 852 bin diyor. Burada da bunlar var. Ha, bir hata oldu. Belli bir şey süzdü galiba. Normalde isteliyordu. Buradaki hesaplar bunlar. Yani şu adresi girdiğinizde şeyi görürsünüz. Bakiyesini görürsünüz de. 7 milyon 660 pardon 7.616 tane token'ı var. Burada da burada farklı bir bakiye veriyor. Buna bakayım ben. Normalde biz buradan bunu çekiyoruz. Bir sürü başka şey daha var da. Normalde bu can't get pull info'dan.
Parachain staking modülle ilgili olan hesapları çekiyor galiba. Neyse, son olarak şey söyleyeyim. Şimdi biz burada WebSocket kullanıyoruz. O WebSocket'i değiştirebiliriz. Yani şuradaki WebSocket'i değiştirebiliriz. O WebSocket değiştirir, farklı Polkadot ekosistemindeki projelerle de gezebiliriz. Yani Dot Market Cap'te bakarsınız zaten. Şimdi buradakilerin tradable project dedikleri var. Bunların %90'ı, bir iki tane hata var burada da. %90'ı zaten Substate altyapısını kullanıyor. İşte Remortis'i, Shiden'lı, Centrifuge'du, Karura'ydı, Sora'ydı. Sora'nın mesela çevirisini ben yaptım. Robonomics'in çevirisini yaptım. Yani bunların hepsi Substate kullanıyor zaten. Aklınızda olsun. Yani oradaki işlemleri de bu şekilde görebilirsiniz. Ama bence en eğlenceli olan, yani ve Jupiter Notebook üzerinden bütün bakiye transferlerini gerçekleştirebilmek, hiçbir MetaMask'a falan da bağlı olmama. Tabii burada saniye olarak bakmak lazım. Hangisi daha hızlı oluyor? MetaMask mı, burası mı? Substate interface'le bağlanıyoruz. İkisine bakmak lazım. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra artık Python'dan hesap transferlerinizi yaparsınız.